Herkese Teknoloji Okulu'dan selamlar. Ben Ünsal Sarıtoprak. Bugün sizlerle beraber Asus'un oyuncu serilerinden biri olan TUF Gaming'e bakacağız. Elimizde bulunan model TUF Gaming'in FX705 G serisi arkadaşlar. Kanalımızı devamlı takip edenlerin de bildiği gibi geçtiğimiz aylarda da yine Asus'un oyuncu serilerinden biri olan ROG'a el atmıştım. Ve orada da ROG Strix Scar 2'yi incelemiştik sizlerle beraber. Şimdi ise karşımızda TUF var. Bu arada ROG videosunu izlemediyseniz de yukarıdaki kartlardan ilgili videoya ulaşabilirsiniz. Aslına bakarsanız TUF serisi ROG'un bir alt seviyesi modellerinden oluşuyor. Yani daha bütçeye uygun, biraz daha özelliklerinden arındırılmış bir bilgisayar serisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 705G'den bahsedecek olursak ben öncelikle tasarımdan başlamak istiyorum. Tasarımsal olarak ROG'dan pek bir farkı yok bakarsanız. Sadece bazı port çıkışlarının eksildiğini görüyoruz. Ve RGB LED ışıklandırmalarına biraz daha arındırılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor TUF serisi. Normalinde ROG serisinde bilgisayarın arka kasasından tutun ön kasanın çeşitli bölgelerine kadar RGB LED aydınlatmaları vardı. Fakat TUF'ta sadece klavye kısmında RGB aydınlatmalar var. Açıkçası bu benim için daha makul. Çünkü ben pek oyuncu bilgisayarlarında RGB aydınlatmalarını seven bir insan değilim. En azından biraz daha sadelikten yana bakan biriyim. Tasarımdan devam edecek olursak ROG'da olduğu gibi Hypercool teknolojisi yine TUF serisinde bizim karşımıza çıkıyor ve bunun önemi gerçekten büyük. Özellikle oyun deneyimlerken Hypercool teknolojisini kullanmanız büyük bir fayda sağlıyor. Ve Hypercool teknolojisine de bilgisayarın klavyesinden tek bir tuşla geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bu da kullanımını oldukça basitleştiriyor. 705G'de 144 Hz bir ekran yenileme oranı var. Ve bu da oyunlardaki akıcılığınızı arttırıyor haliyle. Bunu ek olaraktan dayanıklılık konusunda da TUF serisi oldukça sağlam bir bilgisayar. Ürün ABD askeri sınıf değerlendirmelerinden tam not olaraktan geçmiş bir ürün. Bu da bilgisayarın sağlamlığını gayet net bir şekilde ortaya koyuyor arkadaşlar. Şimdi bu bir oyun bilgisayarı sonuçta ve ses de bir o kadar da önemli. Bilgisayarda bulunan 7.1 kanallı Sanal Surround ses sistemiyle oyun performansında sesi de bilgisayar bir üst seviyeye çıkartıyor. Ve haliyle oyun içi seslerde daha akıcı ve daha gerçekçi bir ses deneyimi bizlere sunuyor TUF serisi. Asus'un açıklamasına göre Asus bilgisayarların tasarımını geleceğin galaktik savaş gemilerinden ve geleceğin zırhlarından almış durumda. En azından Asus'un belirtisine göre oldukça asi ve sert bir duruş sergilediği gerçek Asus'un oyuncu bilgisayarlarında. Buna da 705G'de rastlamak mümkün. Tasarım konusunda 705G oldukça havalı gözüküyor. Bilgisayarın yan tarafına bulunan port çıkışlarına bakacak olursak bizleri 3 adet USB portu bekliyor. Buna ek olarak haliyle güç çıkışı, 1 adet HDMI ve Ethernet kablosu girişi de mevcut. Bir de mikrofon ve kulaklık girişi bizleri bekliyor olacak. Bilgisayarın işlemci tarafına bakacak olursak da 8. nesil Intel Core i7 işlemcisiyle karşımıza çıkıyor 705G ve Nvidia'nın GTX 1060 ekran kartını kullanıyor. Şimdi yeni nesil oyunlarda GTX 1060 ekran kartı giriş seviyesi ekran kartı olarak belirtilebilir. Yani şu anda günümüzde bir Far Cry New Dawn veya Metro Exodus gibi yeni çıkan oyunları aldığınız zaman da 1060 ekran kartı giriş seviyesi olaraktan kabul edildiği için bu oyunları orta seviyede veya high yüksek seviyede oynayabilirsiniz. Ve bu özelliklere sahip bir bilgisayarın sizi rahat rahat 3-4 yıl götüreceğine inanıyorum. Hafıza tarafına, depolama tarafına bakacak olursak da 1 TB'lık bir depolama bizleri bekliyor bilgisayarda. Ek olarak 128 GB'da SSD depolaması mevcut. Depolama alanının bu kadar yüksek olması güzel bir şey. Bildiğiniz gibi yeni çıkan oyunlarda çok yüksek depolama alanları istiyor artık bilgisayarlar. Haliyle bu konuda da Asus bunu es geçmemiş ve bize 1 TB'lık geniş bir depolama alanı sunmuş durumda. Şunu da geçmek istemem. Bilgisayarın ön kasasında çerçeveler olabildiğince inceltilmeye çalışılmış durumda. Tabii ki yine alt tarafında bir kalın kasa oranı mevcut. Fakat bu o kadar da rahatsız etmiyor. Pil ömrüne gelecek olursak, öncelikle şunu belirtmek isterim. Biz oyun deneyimlerken şarja takılı bir şekilde oyun deneyimlediğimiz için pil ömrü için net olaraktan
tek bir ifade kullanamayacağım. Ancak oyun oynamıyorken ne kadar gittiğiyle alakalı sizlere bilgi verebiliriz. Eğer normal internete takılırken bilgisayarı deneyimliyorsanız toplamda bizim 4 saat 19 dakika boyunca bilgisayarı deneyimleyebildiğimizi çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Fakat aynı ifadeyi oyunlar için kullanamayacağım. Çünkü bu sizin birazcık oyun sürenize bağlı olan bir durum. Ve oyun oynarken adaptöre bağlı bir şekilde oyunları deneyimlediğimiz için de bunu tam olarak testini yapamıyoruz. Yine 4 saat 19 dakika pek azımsanacak bir süre değil. Normal bir günlük kullanım bir laptopun 4 saat 19 dakika boyunca şarja takılı olmadan sizlere bir kullanım ömrü sunması gayet makul bir seviyede. Şimdi genel olarak tasarımdan ve bilgisayarın işlemci performansından bahset. Peki oyun deneyimi? Sonuç olarak bu bir bilgisayar oyunu ve sizlere burada oyun deneyimlerimizi aktarmadan da videoyu sonlandırmak doğru olmazdı. Biz burada Apex Legends'ı deneyimledik. Ve Apex Legends'ı deneyimlerken oyun grafiklerini en üst seviyede tutmaya özellikle özen gösterdik. Tabii ki şarja takılı bir şekilde deneyimledik. Genel olarak aldığımız FPS değerleri ise 60'a yakın değerlerdi. Zaman zaman 50'ye ve 45'e düştüğü oldu. Fakat genel olarak gözlemlediğimiz 60'a yakın seviyelerdeydi. Ve orta segmentli bir oyuncu bilgisayarına göre bu performans kabul edilebilir bir performans. Apex Legends'ın ne olduğunu bilmeyenlere kısaca özetleyecek olursak, Apex Legends, PUBG ve Fortnite gibi bir Battle Royale oyunu. Toplamda 3 kişilik gruplarla 60 kişiye karşı bir harita içerisinde hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz ve ayakta kalan son kişi olmaya çalışıyorsunuz. Gayet taze, yeni bir Battle Royale oyunu. Fakat PUBG ve Fortnite'a karşı şu anda tat kavgası veren de bir oyun. Oyunun geliştirici tarafına bakacak olursak da EA Games yayıncılığını üstleniyor. Respawn Entertainment da yapımcılığını üstleniyor. Respawn Entertainment tanıdık gelebilir çünkü kendileri Titanfall'un yapımcıları. Aynı şekilde Titanfall evrenini Battle Royale türüne taşımış bulunuyorlar şu an kendileri. Fakat Apex Legends'da maalesef Titanlar yok. Normal karakterlerimizle beraber birbirimize karşı savaş veriyoruz. Gayet eğlenceli bir oyun. Hem ücretsiz hem de oynaması zevkli bir oyun. Bu zamanda pek bu tarz Battle Royale oyunları bulmak zor. Aynı şekilde PUBG'yi geçiyorum artık. PUBG birazcık zamanın gerisinde kaldı artık. Pek liderliğini sürdüremiyor sektör içerisinde. Fortnite ile kıyaslamak gerekirse oyun şu an Fortnite'la başa baş bir mücadele veriyor. Sonuç ne olur bilmiyorum ama hem Apex Legends'ı hem de Fortnite'ı elenerek, severek hem konsol tarafında hem de bilgisayar tarafında oynuyoruz. Asus'un TUF serisi de her iki oyunda da performans olarak da güzel bir işçilik ortaya koyuyor. Fiyat konusuna gelecek olursak, şimdi güzel, bilgisayar oyun konusunda güzel bir deneyim sunuyor. Tasarımı güzel, peki bu bilgisayar ne kadar diye soracak olursanız şu anda resmi bir satış fiyatı yok. En azından farklı mağazalarda, farklı fiyatlandırmalarda bulabiliyorsunuz. Fakat Asus tarafından resmi olarak açıklanmış bir fiyatı bulunmuyor. İlerleyen günlerde mutlaka fiyatı açıklanacaktır. Şimdilik Asus TUF FX705G hakkında aktaracaklarım sizlere bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir başka incelemede, bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.